Bir dakika içinde şirkette herkes beni unutup seni konuşuyor olacak hiç. Yiğit Bey resmen billboard'a saldırmış. Kızı tanıdınız mı? Kim ki kız? Bakıcı işte. Yok canım. Bak bak dondurdum işte bak. Daha geçen gün gelmişti. Hatta çok şaşırmıştım. Yiğit Bey kimseyi odaya almazken bu kızı aldı diye. Elmas'ın kuzeni değil mi bu? Evet, Elmas'ın kuzeni. Yiğit Bey bakıcıyla. Şuraya bak. Kız bir de manken olmuş, iyi mi? Allah'ım bir bebek eksikti. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Aytun Hanım, yavaş. Ahlaksız. Yaptın yine yapacağını değil mi? Siz kendinizde değilsiniz. Siz ne derseniz deyin, ben evli bir kadın. Bile isteye yaptın bunu değil mi? Kızımın canına kastettin. Delirmişsiniz siz. Kendinizde değilsiniz. Bence hiç konuşmayalım. Şimdi karnındakine güvenip iyice palazlanacaksın değil mi? Aklın sıra uyduruk evliliğini kurtardım sanacaksın. Sizi dinlemek zorunda değilim ben. Bu iş olmaz Nur. Ne demek olmaz? Hamileyim ben. Bu iş olmaz ne demek? Sen karnında bir bebek değil, bomba taşıyorsun. Benim evladımın üzerine patlayacak bir bomba. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. O bomba dediğiniz benim masum bebeğim. Bana her şeyi dediniz. Ama bebeğime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Yalan mı? Ne olacak Nur? Hı? Karnın şişmeye başlayınca ne olacak? İclalim gerçeği öğrenecek, mezara girecek. Senin bebeğin de benim kızımın mezarına doğacak. Ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Ama bu korkunç kehanetin gerçekleşmemesi için elimden geleni yapacağım. Allah biliyor. Mert'in annesini korumaya çalışacağım. Ama ben de anne olacağım Aytun Hanım. Bildiğim tek bir şey var, ben de anne olacağım. Şimdi koşa koşa Yiğit'e gideceksin değil mi? Göya müjde vereceksin. Karnındakini kullanıp aranızı düzeltmeye çalışacaksın öyle mi? Yiğit ne diyecek peki? Ha? Ne yapacak Yiğit? Siz neredeyse bana hamile olduğunu kocandan sakla diyeceksiniz. İnanamıyorum size. Gerçekten inanamıyorum. Beşiler Hanım'ın üstüne. Erkek milleti işte. 3 yıl komada kalmış. Aldatılmış kadın işte. Dur Yiğit Bey arıyor. Buyurun Yiğit Bey. Seval nerede benim kahvem? Hemen hazırlıyorum Yiğit Bey.
Atıf. Şu CD bozuk muymuş neymiş bir baksana. Şunu yaptır bir ilgilen olur mu? Ne oluyor arkadaşlar, ne bakıyorsunuz ya? Tuhaf bir şey mi var suratımda? He? Sabah şirkete geldiğimden beri herkes dik dik bakıyor suratıma be. Ne oluyor Yiğit? Ben de onu soruyorum. Ne oluyor? Allah Allah ya. Sen ne yapıyorsun orada? He? Ver bakayım. Altay falan bekleyemem. Beni bir araya sıkıştırsan. Bak mağdurum ben, mağdur. Ya kocamdan şüpheleniyorum. Gözün Yiğit'ten başkasını görmüyor. Ondan başka herkese ters, soğuksun. Halbuki kocanı hoş etmek için etrafını da hoş tutacaksın. Ailen tarafından sevil ki onlar da senin gözün kulağın olsun. Hadi bakalım Celal. Nazan abla sevdir kendini. Ama acil falan ihtiyacım var benim. Ben bekleyemem diyorum sana ya. Bir araya sıkıştır ne olursun. Pes. Tamam. Ama bak çok acil haber bekliyorum senden, tamam mı? Yani Nazancığım yok artık. Yanlış mı duyuyorum yoksa sen falcılara telefonda yalvarıyor musun? Sakın ağzını açıp tek kelime bile etme İclal. Yani bir de şarlatanlara para yedireceksin. Yani... Al ben de baktırdım, ne geçti elime? Hiçbir şey. Bir şey diyeceğim sana. Hadi gel şöyle bir kuaföre gidelim, oradan alışverişe gidelim, havamız değişsin. Oradan da şirkete gideriz, alırız kocalarımızı, yemeğe gideriz. Ben şirkete giremem hayatım. Kocam bana şirketin kapılarını kapattı, yasaklıyım. Ay Nazancığım ama o da senin cazgırlığının bedeli yani. Tamam bir şey olmaz, kapıda beklersin sen de hadi. Ay hiç keyfim yok İclal, ne olur ısrar etme ya. Ay ne kadar naz yaptın Nazan, hadi ya. Thank you.